Selamlar babuşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hearts of Iron 4'te 1. Dünya Savaşı moduna kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Afrika ve Hindistan tarafındaki hakimiyetimizi kesinleştirmiş. Bununla birlikte İngiltere'nin ana karasına savaş hazırlığı içerisine girmiştik. Ancak İngiltere'nin ana karasına birimlerimiz ulaşmayı başaramadan denizin dibini boylamıştı ve bununla beraber yaklaşık 45 günlük bir debuff almıştık ki bu debuff ordularımızın 45 gün boyunca kendisini yenilemeyeceğini ve daha zor eğitim göreceğini söylüyordu. Yani canavar gibi tank birimleri denizin dibini boyladı. Maalesef donanmam hala İngiltere donanmasıyla kapışacak kadar güçlü bir yapıya sahip değil. Ancak biz de bunun için yeni bir B planı uygulamaya başlamıştık. Bu B planında da paraşütçüler devreye girecek babuşlar ve paraşütçü birliğiyle artık İngiltere'nin ana karasını ele geçirmeye çalışacağım. Hava üstünlüğü zaten her türlü bende. Bu esnada hava birimlerinde çok büyük bir fokus yapmazsa, yani bütün birimlerine, hava birimlerine yöneltmezse şahsen hava birimleri açısından gayet iyi durumdayız. Yani gemilerimiz bayağı iyi çarpıştı, bayağı güzel çarpıştı ama maalesef başarılı olamadı. Yani kurtaramadık abi. İkidir şey yapamıyoruz. İkidir düşman karasına çıkamıyoruz. Düşmanın ana karasına çıkamıyoruz. Bu benim canımı bir hayli fazla sıkıyor açıkçası. Acaba İngiltere'nin içerisinde iç isyan çıkarıp o çıkardığım iç isyanla ilgilenirken ben bir şey yapmaya çalışsam. Yani İngiltere'ye ulaşamıyorum abi. Adamlar donanmalarını kuvvetlendirmiş. Donanmalarından dolayı elemanlara ulaşamıyorum. Şimdi Siam'ı bir justify atacağım. Siam'la beraber şurada United Kingdom'ı da ezeceğim. Buradan birimlerimi Netherlands'ın oradaki topraklara getirip Avustralya tarafına çıkmaya çalışacağım. Artık herhalde Avustralya tarafındaki topraklarda da ana karalarını korudukları kadar gemi yoktur diye düşünüyorum. Eğer ana karalarını korudukları kadar gemi yoksa buradan bir şekilde Avustralya'ya çıkmayı başarıp Avustralya'da major devlet onu indireceğim. Onu indirdikten sonra da Yeni Zelanda'yı indireceğim. Avustralya ve Yeni Zelanda'nın düşüşüyle beraber zaten artık düşman devletleri iyice zayıflayacaklardır. Bütün bunları yaparken de ben düşmana yani İngiltere'ye paraşütçüyle saldırıyor olacağım. Ki İngiltere asker basmaya devam ediyor. Benim paraşütçüleri beklemem de aslında benim zararıma olan bir şey. Çünkü ana karasındaki asker miktarını güçlendirecek. Yani şu an bir cephede çatışma halinde de değiliz. Sadece şuradan Fransa saldırıp asker geçiriyor. Yani Fransa'yı ele geçirdiğimiz halde 3.3 milyon asker kestirmesi. Buna delalet. İngiltere zaten kestirmiş 5 milyon asker. British Raj kestirmiş 5 milyon asker. Bizde 846 binlik kayıp var. Bu kayıp bu kadar büyük değildi zaten biliyorsunuz. Bu kaybın tek sebebi bizim çıkarma yaparken düşen ordularımız. Her yerde de zaten bir ton konvoy gemimi batırmaya devam ediyorlar. Ulan supply götürmeye gidiyorlar anlaşılan gemiler de supply gitmeyen bir yer kalmadı ki. Siam'a 2 gün sonra savaş ilan edebileceğim. 2 gün içerisinde de zaten Siam'ı devirmiş olurum. Siam'ı devirip oradan United Kingdom'ın üzerine doğru ilerlerim. Hocam vur. Hocam vur. İlerle. İlerle tanklarla bas adamın kafasına. Bas adamın kafasına ilerle. Bas adamın kafasına ilerle. Baboli sen de şuradan ilerle. Siz de şuradan ilerleyin şöyle. Siz de şuradan ilerleyin. Buradan United Kingdom'ın oraya doğru çıkacağım. Acaba İngiltere'nin... Ya İngiltere çıkarma da yapmıyor ki bir yere yani. Çıkarma yapsa da oraya asker yığdırsam diyeyim. Bir yere çıkarma da yaptırmıyor. Her yer benim düşen gemilerimle dolu. Düşen donanmalarımla dolu. Hayyatların oraya falan da gidelim. Birader şuraya doğru girsenize bir içeri Bangkok'a. Askerler niye saldırmıyor diyorum ben de. Ulan adamlar hareket etmiyor ki. Tamam. Siam'da kapitüle edilmiş vaziyette. Şuradan İngiltere'nin diğer bir bölgesini ele geçirelim. 2 division değil ulan 60 division'ın tamamı. 60 division'ın tamamı buraya ulaşsın. Buradan İngiltere'nin orayı da şöyle bir alalım. Singapur taraflarını. Hatta direkt
planı uygulamaya koyalım. İngiltere adam getirebilir mi, getiremez mi bilmiyorum ama. Bunu yaparken bir yandan da İzmir'deki donanmayı bir çıkartalım. Sevgili donanma kardeş, sevgili donanma kardeş. Evet. Şurayı koruyabilir misin? Şurayı bir yere. Avustralya'ya çıkacağım yani. Önce burayı tabii, önce burayı. Buradan normal kendi bölgeme geçebilmek için. Heh. Buradan da oraları falan koruturum sana. Bir gemiler gelsin. Bu arada babuşlar, söyledim mi bilmiyorum. Ben bölümleri arda arda çektiğim için biraz kafam karıştı. Kusura bakmayın. Videoya beğenerek destek olmayı ihmal etmezseniz çok çok sevinirim. Abone olursanız da çok makbule geçer. Samet Güngör live kanalını takip etmiyorsanız oraya da bakın lütfen. Orada da çok güzel seriler, çok güzel videolar yayınlıyorum. Umarım keyifli, hoş zaman geçirirsiniz videolarda. Support ekipman sayısını arttıralım. Zaten fazladan 2,5 mi? 2,1 milyon tüfek var abi. O 2,1 milyon tüfek erimez. Kardeş seni şöyle bir indireceğiz. Kusura bakma artık. Şimdi gemilerim gelip burada benim askerlerimi korumaya başlasınlar. Gemilerim gelip burada benim askerlerimi korumaya başladıklarında Süveyş kanalından geçti Allah'tan. Dünyayı turlasa zaten bir ayrı dert. Ya usta, benim bunları kapatacağım panel niye gelmiyor? Bir save alıp tekrar yükleyelim mi? Şunları otomatik kapatmak istiyorum. Gözüme takılıyor çünkü. Ulan 1533 senesine gelmişiz arkadaş. 1533. İngiltere çok ayrı dert abi ya. Gerçekten bu oyunda İngiltere hakikaten, yani bu oyunda da değil, Avrupa Universalis 4'te de aynı şekilde. Harbiden korkutucu bir güç abi. Kapanın lan. Uf, gözlerim acıdı ya. Ya İngiltere çok korkutucu bir güç babacım ya. İngiltere ile mücadele edemiyorsun. Hakikaten çok korkutucu bir güç. Çünkü ya adamın neyi ne yapacağı belli değil, anlıyor musun? Singapur'da yaşıyor musun hala? Oğlum çıkarma mı yaptın sen Singapur'a? Yürekli'din galiba aslan parçası. Avustralya çıkarma yapmış, güzel. Öldün mü? Öldün. Ha, şurası var. Anladım. İndir burayı. Buradan Avustralya'ya çıkarma yapmak istiyorum da ben, mümkün mü acaba? Kargo gemiyi taşımak istiyorum. Gemiyi buraya, şey, adamımı buraya taşıyamaz mıyım? Lan limandan karşıya geçemez miyim? Çıkarma yoluyla mı götüreceğim gemileri? Abi yani nasıl götüreceğim ben buraya ya? Çıkarma mı atacağım kendi limanıma? Konvoylarım koruyor zaten. Ha, şey, bir limana işaret etmem gerekiyor. Ha. Tamam, oraya doğru ilerleyin. 60 tane şeyde, tank da burada çökerse öldük yani, onu net söyleyeyim de. 60 tane tankım çökerse öldük. 1,5 litrelik suyum yok. Ve damacanadan içmek daha eğlenceli. Şimdi Babatillo. Şuraya kadar geliyorsun. Tamam mı? Buradan Portekiz'in oraya gideceğiz de, Portekiz'in oraya nasıl çıkarma yapacağız? Gemi var mı buralarda, şey, çıkarma noktası? Osmanlı donanması. Aga. Senin görev bundan sonra normal. Gel buraya. Buradan Portekiz'in oraya çıkmak istiyorum ben. Portekiz'in ve Avusturya'nın oraya çıkacağım da. Portekiz'in oraya yukarıyı kapsıyor galiba. Lan Portekiz, sen hala kapitüle olmadın mı? Arkadaşlar, Portekiz'in dünya kadar gemisi var. Dünya kadar. Ben sana nereden çıkarma atabilirim buradaki askerlerle?
Ha buradan çıkarma atabiliyorum oraya, süper. Ama benim adamlar buraya geliyor mu? Bir saniye. Benim adamlar oraya da gelemiyor ki. Şuraya gel bir bakalım. Buradan Portekiz'in ana karasına, Portekiz'in ana karasından da Avusturya'ya. Abi buradan buraya inş ölmeyiz. 10 asker mi? Tamam. Buradan buraya 10 asker. Yani risk yok gibi bir şey gözüküyor ama ben de güvenemiyorum elbette. En olmadı aşağıyı şuradaki Osmanlı donanmasının aşağıdaki garnizonunu sileyim diyeceğim de yukarıdan gelecek hakikaten aşağıdakini sileyim. Sadece yukarıda kalsın. Sadece yukarıda kalsın ki yukarının görüşünü tam sağlasın. En azından yani İngiltere'nin ana karası kadar buraya gemi getireceğini zannetmiyorum. Ana karasını salamaz bence. Bence ana karasını salamaz. Usta riske atmaz. En azından paraşütçüler olana kadar, İngiltere'nin ana karasına çıkana kadar Avustralya'yı ve Yeni Zelanda'yı halledeyim. Geri kalanı zaten gelir diye düşünüyorum ya. Geri kalanı gelir. Buradan Portekiz'in oraya şöyle bir uçarız. Ama 65 gün var. Abicim daha ne yapabiliriz ki? Tersane basılabiliyor mu normal dockyard? Her yere her şey basılmış anam. Yani hiçbir yerde bir şey kalmamış ki. Petrol üretim yeri. Bak Siyam'ın ora boşta. Al hadi Siyam'a iki tane sivil fabrika basalım. 642 tane sivil fabrika var. 642. Askeri alımda falan da bayağı iyi konumdayız. Ulan daha ne yapacağız? Bir saniye. Bir yerde bir şey üretiliyorsa oraların üretimini arttırmak maksadıyla şunları yapalım o zaman. Odunlar falan üretiliyor. Burada da stil üretiliyor. Petrol üretiliyor. Şurada hiçbir şey üretilmiyor ama olsun. Support ekipman üretecek zımbırıklar falan üretiliyor buralarda. Odunlar, stiller, bilmem neler. Tamam. Buraları bir yapsın bakalım seninki. 642 tane fabrika usta, kolay mı? İnşallah gemilerin batmaz. Yani bir 10 adamın daha, 10 adam akıllı tankın daha suda boğulmasına tahammülüm yok açıkçası pek fazla. Abi umarım İngiltere çöker ya. İngiltere çöksün ondan sonrası zaten kolay. Yani bu savaş bir bitsin. Şuradaki Liberya, Etiyopya, efendime söyleyeyim Çin, Tibet, Japon, bunların tamamını alacağım. Ama Japonya'nın donanmasıyla da kapışamayabiliriz arkadaşlar. Japonya'nın donanmasıyla da kapışamayabiliriz. Yani Japonya'da Herkül gibi donanma basıyor. Japonya'nın donanma benim gözümü korkutuyor açıkçası. Hayır bir tek Japonya ile Kore sınırını geçtikten sonra da şey yani. Neyse onu o zaman düşünürüz. En kötü Japonya'ya da paraşütçü kullanırız. Onu o zaman düşünürüz abi. En kötü dediğim gibi Japonya'ya da paraşütçü. Yerden çıkarma mı yedik? Hakikaten mi? Aha çıkarma attı. Olur. Olur da limanı tutmasaydı be. Gemileri çektik ya İngiliz çıkarma attı. Keşke direkt öldürmeyip acaba çıkarmayı bekletse miydim ya? Ne bileyim hani direkt öldürmeyip çıkartmayı bekletsem belki daha güzel sonuç alabilirdik. Japonya ne yapıyor ya? Askerleri attrition'dan ölüyor. Adam askerlerini geri çekemiyor galiba. Güzel güzel bu gemilerin İngiltere tarafında olduğuna dair bir işaret. Çünkü İngiltere'nin çıkarma yapmak için Boğaz'ın kontrolünü almaya ihtiyacı var. Onun için de muhtemelen bütün donanmasını aynı yerde toplamış vaziyette. Yani bizim çok fazla korkmamızı, ürkmemizi gerektirecek bir durum yok. Tabi bu arada Amerika'ya dalmadan, yani dünya fethi için biliyorsunuz Amerika'ya dalacağım.
Amerika'ya dalmadan şuralara aldığımda işte Panama'dır, diğer yerlerdir. Buraları aldığımda 10 level kale çekeceğim sınıra ki böyle üstüme lambur lumbur lambur lumbur geldiğinde o 10 level kaleyi de tutabilelim. Misal buraları aslında şu an 25 gün ya. Buraları justifylayıp Amerika'ya kestirsem nasıl fikir? Yani nasıl olsa İngiltere çökmeden bu savaş bitmeyecek. Hazır justify süresi için de beklememe gerek yok. Yani 50 gün bekleyeceğim şeyi burada bir günde yapabileceğim. Ve Amerika'ya da İngiltere çıkarma falan atamaz büyük ihtimalle. Buradan Venezuela'yı falan yutalım o zaman ya. Muhtemelen daha fazla şey olan paşalarımız göreve şey yapabilir, atanabilir. Abi böyle kesip kesip madem buradan Amerika'ya da sınırı hazırlayayım. Yanlış mı düşünüyorum? Yani hazır sadece 25 gün justify süresi var. Birden fazla işte uğraşalım abi. Toparlayalım yani ortalığı. Bu savaş bittiğinde bir Amerika, bir ben, bir de Çin falan kalsın. O Çinleri falan da sonra hallederiz. Şimdi haydi bakalım ya Allah. Oraya bir 10 tane adam göndereceğiz ama inşallah bu 10 adamı patlatmazlar abi. Eyvah, geldi Portekiz gemileri falan. Ama ilerleyebiliyor donanma. Herhalde bizim ilerleyemiyor, durdu. Patlatamazlar herhalde ya. Oğlum 745 gemim var yani, Allah rızası için şu Portekiz'in gemilerini falan kesin bari. Portekiz'in, Avusturya, Macaristan'ın falan. Uçak gemileri falan da kullanıyoruz lütfen ya. Konvoylara dalıyor bunlar. Siz ne yapıyorsunuz abi? Siz ne yapıyorsunuz? Büyük gemiyi indirdik. Konvoylar hasar görüyor. Konvoylardan biri indi. Oğlum ne yapmam gerekiyor benim? Alo, şuna dalsana şu yukarıdakine. Oh şükür. Şükür iki tane konvoy kaybettik ama gemiler ilerleyebiliyor arkadaşlar, şükür. Yani İngiltere'nin donanmasıyla kapışamasak da Avusturya Macaristan'ı alabiliyoruz. Bu arada buraya çıkamayacaksın değil mi? Keşke. Aha! Aha! Şat diye çıktım lan buraya. Nasıl çat diye çıktım? Saniyede. Vallahi saniyede. Helal lan bana. Helal lan. Bunun yarısını bölüp şu arkaya yollasana. Komple arkayı bir ele geçirelim. 5 adam dalsa da yeter oraya. Oley be. Oley be. Yok et şunu. Yok et şunu. Güzeliz. Tamam. Şimdi şu 50 adamı bir buraya getirelim. Anladık yani, gemilerimizin, adamların gemilerini kesebilecek güçte olduğunu anladık. Sıkıntı yok. Çok büyük bir korkum yok. Ama yani 7 tane konvoyda gitmiyordur değil mi bizimkiler? Bu donanmayı ileride daha da kuvvetlendirip şey yaparız ya. Tamam, 45'i 50'si geldi. Orada birkaç tane tankı sıkıştırdılar galiba. Bir tane tank bölüğünü sıkıştırdılar. Yok alamazlar abi. Alamazlar. Sıkıntı yok. Alamazlar. Alamazlar. Dert değil ama adam konvoylara vurmaya başladı. Beyler bizimkiler ne yapıyor? Vuruyor mu oradan? Kimin kime vurduğunu da göremiyorum ki. Tamam, oradaki şeyi de indirdik. Güzel. Güzel. Konvoylarımız çökmeden almayı başardık Eleman abi. Çok iyi. Çok iyi. Şimdi hedef buradan Avustralya. Ne oluyor lan? Bismillah. Oğlum. Hayda. Ne işin var çayda? Birader ilerle herifin başkentine. İlerle 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 ilerle. Oğlum yanınıza müttefik çekip durma. Beyler bir şey söyleyeyim mi? Bak bunlar Çin'i yanına alırlarsa ölürüz biz. Çinli yanına alırlarsa ne bok yiyeceğiz? Hadi şimdi bu aldıkları tırt. Bu adamların Çin'i yanına almayacağı ne malum? Oğlum yarın bir gün Çin'i yanına alırlar var ya, üf. Anamızı ağlatırlar lan. Majör devlet olarak mı geldi bu salak? Hayır, majör devlet olarak gelmemiş. Allah'tan sadece iki tane division'ı falan var. Oğlum sadece iki division'ı var da ertesi gün bunların Çin'i almayacağını nereden bileceğim ben?
5 milyon manpower kullanılmak içindir kardeş deyip o zaman şey yapacağım. Tamam eyvallah, eyvallah. Korktum lan birden. Korktum oğlum birden ya. Abi. Çin girerse ne yapacağız ya? Şu an Çin'i durduracak bir çözümüm yok. Yani şu an Çin'i durduracak bir şeyim yok daha doğrusu. Hacı, oho, ilişki falan geliştiriyorlar. Biz boku yedik. Non-agresif de imzalamıyor. Military access falan da vermiyor. Bunlar bize girer. Japon'u yanımıza alalım en azından ya. Dur, popülarite buff'la. Japon'u yanımıza alalım en azından da. Abi Japon'dan önce çözüm, 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 çözüm. Ya bize çözüm lazım şu an. Şu an bize çözüm lazım. Şu an benim yeterince light tankım var mı? Çok artillerim var, bilmem neyim var. Light tankım 40K. Abi bir saniye. Savunma tümenlerin alemde bu. Savunma tümeni değil anam. Osmanlı taarruz birimin alemde bu. Abi bana 100 birim Osmanlı taarruz birimi veriyorsun. Çin'in etrafını çeviriyoruz. Harcayacağım manpower umurumda bile değil. Bir saniye basamıyorum. Pause'da olmasına rağmen basamıyorum. Dur bir tane sil. Abi 150 birim asker basıp Çin'in etrafını sarıyoruz. Başka hiçbir çözüm yok. Direkt askerleri olur olmaz çıkaracağım. Çin'in etrafını saracağız. Çin'in burada bir yerde küçük bir geçiş falan vardı sanki. Evet şurada küçük bir geçişi var. Buraya bir miktar adam koymamız gerekir. Buraya bir 10 tane topçu koysak yeter herhalde. Bir 15-20 tane. Abi oraya bir 20 topçu atacağım. Çin bu çünkü. Çin, Çin. İnşallah gelmezsin Çin. Ama gelirse yok eder. Yani şu an gelirse yok eder. Buranın etrafına da 150 birim topçuyla tuttuğumuz zaman inşallah tutar. Abi kale. Çin'in etrafını kalele. Çin'in etrafını kalele. Allah'ım inşallah Çin gelmez yani. Etiyopya'dan sonra çok korkuyorum ama. Korkunun ecele faydası yok beyler. Gelirse dumur eder şu an bizi. Gelirse şu an bizi var ya üf, dumur eder dumur dumur. Abi Çin'i kalele. Çin'i kalele. Çin beni çok korkutuyor şu an. Yani savaşın lehi birden tersine dönebilir. Tersine dönmekle kalmaz. At gibi tepebilir. Savaşın lehi aniden yani bir bakmışsın hayda. Çin İstanbul'da. Çin başkentte. Böyle bir şey olmaması için Yaradan'a sığınıp doğrulacağız şu an. Yani yapacak başka hiçbir şey yok. Abi. Avusturya Seed. Buradan. Liman yok mu lan yakın yerlerde? Buradan bir yere çıksak limana kadar sürebilir miyiz acaba? Buralarda da liman yok mu ya? Buradan buraya gitsek hem kimsenin umrunda olmaz. Hem de birimleri rahat geçiririz. Oradan direkt gider limanı işgal ederiz. Abi Çin'den korkuyorum. Çin'den çok pis korkuyorum. Şu an farkındaysanız 2 milyon manpower yiyip paso, topçu ve piyadeden oluşan asker basıyorum arkadaşlar. 2 milyon manpower yiyip paso, topçudan oluşan asker basıyorum. 2 milyon. Dile kolay. Yani mekanizelerle falan etrafını sarsam zaten mekanizeleri duman eder gider. Abi hiçbir fokus mokus da gitmiyor. Çok korkuyorum ya. İngilizlerle falan ilişki geliştiriyor herif. İngiltere alacak bunu savaşa, çakacak dıbığımıza. Savaşa gelmemesi için hiçbir sebep yok ki şu an. Ya bütün dünya neredeyse bizim de. Abi şu an İngiltere'ye bir çözümümüz var mı? Yok. Mustafa Kemal Paşa'nın ordusunu Çin'e kaydırıyorum. Yani en azından öteki ordu gelene kadar Çin sınırına. Buradan da zaten tek geçiş bura. O 150 birimlik ordu geldiğinde rahatlarız.
Gerçi şu an bir fight çıksa yani bizim o tanklar oraya gidene kadar öldük de. Hani gönlümüzü rahat tutalım, anladın? Çin gelirse en azından tanklar var orada. Tanklar var orada, bir şeyler yaparız. Çıkarma mı karma yedik mi? İtalya ne olur sus. Kalbime iniyor, lütfen sus. Abi bir division ünite vereyim abi. Mal değil ya. Bir division ünitene ne yapayım oğlum ben senin? Arkadaşlar bir de aşağıda var Republic of China'nın. Ay. Bak 150 ile yukarıyı tutarız. Mustafa Kemal Paşa'nın ordusu geldiğinde 85'i aşağı çekeriz. 85 ile de aşağı tarafı tutarız. Bizim orayı direkt garnizonlamamız lazım. Neyse tanklar gidiyor. Orduları bu arada direkt indireceğim aşağı. Çünkü korkuyorum şu anda. Direkt indirebiliyorum. İndirsem mi lan? Vallahi indirdim abi. Vallahi indirdim yani. Korkuyorum çünkü. Net çok pis korkuyorum. O korku bana yetiyor. Mustafa Kemal Paşa'nın ordu aşağı tarafı garnizonlasın. Tamam mı? Aşağı tarafı tutsun. En kötü biz aşağıdan onlara gireriz. Şu 150 birimlik ordu nerede? Abi 150 birimlik orduya şöyle bir New Theater. Army değil, army değil, şura. Osmanlı Çin diyelim de bir. Osmanlı Çin sınırı. Birader ölümüne korkuyorum şu anda yalnız ya. Ölümüne korkuyorum ya. Bunlara bir yıldız işareti vereceğim çünkü bunlar benim kahramanım olacak tutabilirlerse. Eğitim de veremem ki bu adamlara şimdi. Eğitim de veremem ki. Nasıl eğitim vereyim? Abi tut yukarıyı. Abi tut yukarıyı. Dağılın sınırlara, tut yukarıyı. Raylarla, vagonlarla falan git. Gözünü seveyim. Eğitim vereceğim ben sana sınırda zaten ama Osmanlı-Çin sınırını bir tutalım şu an ya. O Çin benim var ya yani. Etiyopya savaşa dahil olunca şuradaki hadi İberya'yı salla. Bunlar çok önemli değil. Bunlar savaşı kaybedince şimdi şey yapıyorlar arkadaşlar. Bu elemanlar savaşı kaybedince yan çizmeye başladılar şimdi. Yanlarına adam çekmeye çalışıyorlar. Yer mi Anadolu çocuğu? Yer. Yer. Bakınız nasıl da güzel yiyor. Mustafa Kemal Paşa'nın ordusu bir Çin taraflarına gelsin de bir rahatlayayım ya. Vallahi rahatlayacağım. Şu 150 birim askeri de bir Çin tarafına dizelim. 150 birim asker de bir Çin tarafına dizilsin. Buraya dağılması da ne zor ya. 150 birim adam yetiyor mu bu sınıra kardeş? Sıfır division. Ne olur ulan auto save alırken yavaş ol birader, kalbime inecek ya. Ne olur auto save alırken yavaş ol, kalbime inecek ya. Abi gel. Bu adamların da hiç canı yok ki. Yani antrenmanda yakalanırsak ayrı dert, yakalanmazsak ayrı dert. Hayır bir şey değil, direkt savaşa dahil olacaklar biliyor musun? Direkt. Hiç acıma da yok yani. Direkt savaşa dahil olup selamun aleyküm. Bam bam bam. Ya bam 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 da. Pis herif. Korkuyorum ya. Korku içerisinde yaşıyorum şu an. Hadi bakalım Fevzi Çakmak Paşa'nın ordusu çıkarma yapmaya hazır mı? 14 gün var. Biz 14 gün içerisinde galiba götümüzün korkusuna Çin sınırına 250 birim asker yığdık. 150 birim. 250 birim artık Allah ne verdiyse. Arkadaşlar antrenman yapın. Antrenman yapın. Çin dalana kadar antrenman yapın. Çin dalana kadar antrenman yapın abi. Tankı, topu, tüfeği bir şey var mı acaba bunun ya? Neyi var ki bunun içeride? Onu da bilmiyorum. Neyi olabilir acaba? Ama bir sıkıntı olursa var ya Mustafa Kemal Paşa'nın tank tümeniyle aşağıdan gireriz elemanların içine. Şimdiden hatta battle planı çizeyim. Bu herifler çünkü gelecek yani belli. Belli çok hissettiriyorlar geleceklerini. Gelecekleri çok belli hissettiriyorlar. Çıkarma yiyoruz bir yerden. Nereden? Bir yerden ama nereden? Dünyanın dört bir yanı bizim. Acaba nereden yiyoruz çıkarmayı? Tamam önemli değil, önemli değil. Ölür orada Keko. Önemli değil.
Limana atamıyor. Boş toprak burası. Burası liman değil değil mi? Evet, çıkarmalara karşı önlemli mekan orası. Yani ölecek o adam. Limanlara gelemez çünkü. Liman dışı yerlere çıkarma yapmaya çalışıyor. Bizim de her yerde garnizonumuz olduğu için o adamlar rahat ölüyorlar. Beyler, Çin ödümü koparıyor. Yemin ediyorum bak sana şu an. Çin ödümü koparıyor ya. Kardeş, %50 olmuşsun artık. Hani sen de bir gelsen bizim tarafa ha. Nasıl güzel olur var ya. Nasıl güzel olur. Çan Çin Çon'la tek başına uğraşmamış olurum. Abi bir 150 asker daha basabilir miyim ben? Abartıyor muyum şu an? Evet, abartıyorum ama götüm korkuyor. En azından bir 50 asker daha bas. Korkuyorum ulan, ne yapayım? Ne yapayım? Korkuyorum. Çin yani bu. Üzerime akın akın gelecek oğlum. Bir şey değil. Benim manpower'ı da yedik bitirdik yine yani. Ulan bir de bütün yetişkinleri çağırdık savaşa. Birader, nereden çıkarma atıyorsun? Gene mi? Gene mi sen? Gene mi sen? Sen bir malsın ya. Neyse, oradan yolla yolla bana asker kestir. Benim ana planımı fark etmemene sevindim doğrusu. Şimdi Fevzi Çakmak Paşa'nın ordusunu Avustralya'ya çıkarma zamanı. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Gemiler çıktı oradan. Gidiyorlar, gidiyorlar. Yakalandılar mı birine? Yakalanmadılar. İyi, 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 iyi. İyi plan, iyi plan, iyi plan. Ama ölüyoruz kardeşim. Hemen buradan, hemen buradan Darwin limanına gidiyorsun. Darwin limanını ele geçirdikten sonra Fevzi Çakmak Paşa'nın bütün ordusuyla beraber de Darwin limanına iniyorsun. Tamam mı? Olay bu. İşaretlesen bütün adamlar oraya iner mi? İnemiyorlar çünkü şey. Tamam. Tamam, anladım, 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 anladım. Limanı almamız lazım. Koş doğru limana. Doğru limana. Anti-air mi kurmuşlar, ne yapmışlar? Ulan ormanlık alan malan var orada. Bu 10 adam inşallah beslenecek şeyi bulabilir orada. Kardeş, 1000 yılda git. ...24 gün sonra mı? Next location'a da 8 gün sonra ulaşacaklar. O tanklar oraya ulaşacak da ben de o günleri göreceğim. Beyler, gemisel anlamda sorun yaşamadık ama ne olur ne olmaz bizim adamlar buradan geçebilir diye burayı da koruyun, tamam mı? İnşallah iki yeri birden koruyacak beyine sahiplerdir. Ama İngilizler orada çıkıp çıkıp ölüyorlar, sıkıntı yok. Çin sınırındakiler antrenman yapıyor. Çin sınırındakilerin durum ne alemde? İyi iyi, tamam tamam. İyi kötü böyle götü kurtaracak vaziyete erişmişler. Evet. Aşağısı da Çin sınırı. Bu Çin'le sınır olmadığımız bir yer var mı? Çin'le sınır olmadığımız bir yer yok ki. Bir 50 tümen de oraya bassak ya da 30 tümen. 30 tümen yeter lan oraya. Sen 50 tümen bas. 50 tümen bas, götüme güvenemedim. Diğerlerini şimdi özellikle indirmiyorum ki, bir tek şuradan sıkıntı yaşarız Çin savaşı ilan etse. Bok oradan sıkıntı yaşarsın. Her yerden gelecek adamlar, her yerden. Ama en azından şimdi etrafı sarılı yani. Bir ölçü belki girmeye çekinebilir mi? Sen ne bileyim, Etiyopya nasıl girdi ya? İki division askeriyle, ben onu anlamadım ki. Etiyopya hangi akla hizmeten girdi? Beyler, siz ne zaman gidiyorsunuz ana mekana? 3 saat sonra, Allah'ım şükür. Tamam. Tamam, Fevzi Çakmak Paşa'nın ordusu da oradan akıp akıp inecek şimdi. Akıp akıp inecek şimdi oradan oraya. Ve 60 birimlik orduyla bütün Avustralya tarafını siege'lemeye başlayacağız. Çok güzel. Avustralya tarafında sıkıntı yaşamıyoruz. Askerler geçiyor. Gayet iyi. Lambur lumbur. Çin sınırını adam yığıyorum sadece götümün korkusuna. Çünkü o Çin sınırı. Gajırt diye bir ses geldi. Ne oluyor? Ne oluyor? Konvoyları falan mı yakaladılar? Avustralya gemileri. Yok öyle bir şey. Tamam, süper. Süper, 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 süper. Avustralya sınırı asker dayamış. Daya bakalım. Daya, daya. Daya. Nereye dayayacağım? Daya. Avustralya'da çok garip memleket ya. Böyle adamlar sıçarken kıçından engerek sokabiliyor falan. Çok garip memleket yani. Birader, şimdi
Fevzi Çakmakpaşa. Şuradan şöyle bir ilerle bakalım. İlk savaş planımız bu. Go. Ne oluyor lan? Adamı varmış orada. Orada adamın olduğunu yeni gördüm ya. Dur. Dur. Senin savaş planını bozma. İlerle şuraya doğru. Buradan bir ilerleyebildiğimiz kadar ilerleyelim. Ya endüstriyel anlamda lan zaten 1936 senesine ulaşmışız neredeyse. Şu factory output'u falan kuvvetlendireyim de. Paraşütçülerin açılmasına da az kalmış. İyidir, iyidir. Paraşütçülerle de zaten şeyin icabına bakacağız. Çin'deki adamlar ne alemde? Dur şunları çıkartayım da bir en azından götüm açıkta kalmasın ya. Korkuyorum oğlum. Vallahi korkuyorum ya. Çıkar şuradaki 50 adamı. Ver bu orduya. Oğlum şuna. Ver gittikleri yerde antrenmanlarını yapsınlar. Antrenman yaptırarak sınırda tutuyorum ya elemanları. Ya özellikle gelsin de bir vuruşta canımı alsın diye. Çünkü antrenman yaparken bu ordular hem organizasyonu sıfır hem de ünite şeyi kırıyorlar. Neyse en azından bir miktar experience kasabilirlerse hiç yoktan. Anladın? Çok bir şey beklemiyorum. Bir miktar yani. Şunlar da bir çıksın 50 ünite. Onları da bir aşağı yerleştireyim. Yemin ediyorum nefes alabileceğim artık ya. Hayatımı kurtulmuş varsayacağım. Şimdi Fevzi Çakmakpaşa'nın sıradaki görevi şurayı ele geçirmek. Şöyle. Devam. Devam. Buralara da ne saldırılır ya. Buralara da hakikaten ne saldırılır ya. Avusturya çöksün de bir oradan da bir Yeni Zelanda'ya uçayım. Avusturya, Yeni Zelanda. Abi iner misin aşağı? Diploylayamıyorum herifi hala. %16. Ulan sahada 8 milyon askerim varmış ya. 8 milyon. 2 milyon manpower'ım var. Abi şu manpower sıkıntısını ne yapacağız hiç bilmiyorum ya. 2 milyon manpower bana yeter aslında. Nasıl olsa tanklarla dalıyorum da çok aşırı topçu bastım. Zaten tanklarla atak yaparım ben. Topçularla atak yapmam. O topçuların tüm olayı Çin'i tutmak. O topçuların bütün olayı Çin'i tutmak abi. Topçular Çin'i tutacak. Biz de diyeceğiz ki ya Rabbi şükür dünya varmış. Zaten Çin'in etrafına kale basıyorum. Aynen. Gerçi fabrikalarım henüz oraya ulaşamamış ama ulaşırlar. Sıkıntı yok. Ulaşırlar. Dert değil. Abi nereye ne basıyorum bilmiyorum da neyse birer ikişer günü kalmış ya. Çin sınırına da kaleleri döşeyelim. Tamam güzel. Burada 35 birim mi? Ben 50 birim basmadım mı? Daha onlar olmamış tamam. 50 birim. Abi merhaba. Bu 50 birimlik orduyu burada Şevket Çobanlı Paşa komutasında şuraya zımbala. O gittiği yerde de antrenman yapsın. Şu an kendimi bir miktar rahat hissediyorum. Çok değil, bir miktar. Bir miktar çünkü yani hala tehlikedeyim. Abi şunu şuraya geçer misin? Avustralya'da bir bitsin de. Ondan sonra ufaktan bölümü sonlandıralım. Evet, şimdi şuralar ayrı mı? Nani? Şuraya gelir misin? Dur. Vur buraya. Vur buraya. Vur buraya hemen in aşağı. Aslanım. Siz buradasınız, burada. Beşli. Ha, şöyle. Şimdi bir saniye sil. Herkes buraya. Herkes de buradan. Topyekün. Şöyle önce yukarıdan ufaltalım. Gerçi yukarıdan ufalmıyor, aşağıdan ufalıyor. Abicim sil sil bütün sınırları sil. Gel. Şöyle bir üçlü gidin. Şöyle bir biraz ilerleyin.
Yukarıdan vurarak gitmek istiyorum. Evet, yukarıdan, yukarıdan. Aynen, yukarıdan. Aynen, yukarıdan. Yukarıdan bizimkiler bir vursun, oraya doğru ilerleyelim. Orada nasıl isyan var ya? İsyan bastırmaya adam yolladım ben oraya. Ha evet, bu arada bu ele geçirdiğimiz Avusturya bölgesinde falan da adam bırakmam gerekecek. Onu nasıl yapacağız ben de bilmiyorum. Valla götümün korkusuna Çin savaş ilan ederse diye burada bir yığın adam eğitiyorum ya. Daha ne diyeyim ben kendime? Korkuyorum oğlum, ne yapayım yani? Çin'in etrafı bomboş. Bir baktım Çin bomboş yani. O kadar boş ki korktum lan. Etiyopya savaş ilan edince korktum abi. Hadi Etiyopya küçük bir devletti ve birkaç ufak tefek müdahale ile topraklarımızı kurtarabildik, şey yapabildik. Aynı şey Çin'de geçerli olursa, Çin'de kaç yüz ka asker var. Ya manpower'ını saldım artık Çin'in, tamam mı? Şu an tek umurumda olan şey Çin'in basmış olduğu asker sayısı. 300'e çıkabilir diyor. 300 askerle bir de kaç tane yerden sınırım var herife. Ve şu an ben korkuyorum böyle bir yerde sınır mınır bir şey unuttum mu diye. Şuraya baksana usta, 20 tane topçuyla savunacağım mekanı ya. 20 tane topçu. Bu arada paraşütçüyü araştırmamıza son 37 gün. Ben o araştırılırken yani gelecek bölüme internetten video izleyeyim de paraşüt atmayı öğreneyim. Hadi Avustralya bitsin. Avustralya'yı bir tamamen bitirelim. Ondan sonra bölümü ufaktan sonlandıralım. Kardeş aşağı doğru dağılın da. Şuradaki ordu da gidip başkenti alsın artık ya. Go. Oğlum alsanıza oradan. No division mı lan? Birader. Bütün herkes plana uysun. Bütün herkes. Ha? Ha, yukarıdan vurmaya başlayın. Şuradan bir İngiltere buraya adam mı getirmiş? İyi yapmış adam getirerek. Şuradan bir Avustralya'yı da alalım. Avustralya'nın alınışıyla beraber ne oldu savaş skorum? %68 falan. Yeni Zelanda'yı şeyden saymıyor değil mi? Bir de Yeni Zelanda'yı atlamak zorunda kalmayalım. Avusturya kaput ile çok güzel. Şimdi buradan bu Free Fransa'nın kalan toprağına zımbalamak için askerlerimi götürebilir miyim? Liman yok ki burada. Liman yok ki, şuraya ulaşabileceğim liman yok. Bütün limanlar bu tarafta kalmış. Biz nasıl geçeceğiz limana? Şuradan geleceğiz ama oradan gelirken de bizim gemileri yok etmesinler. Yok ederler mi? Vallahi ederler. Dur. İptal, iptal. Bütün her şeyin iptal. Oradan şey yapacağız. Oradan adam geçireceğiz de. Şimdi buradaki Osmanlı donanmasının gelip burayı ve burayı koruması gerekiyor ama korumuyor. Selamun aleyküm. Bura. Bura. Ve bir de şu yukarısı. Siz onları yaparken, limanları korurken adamlar gelsin limanları korumaya. Buradan Free Fransa'yı falan indireceğim. Şurada kim var? Ulan kaç tane devleti kapitüle ettik artık. Daha kimlerle uğraşacağız ben de bilmiyorum. Tamam. Tamam. Buradan çıkıp adamları oraya bir bir götürelim şimdi. Artık Avustralya tarafında çıkacak isyanlara yapacak bir şey yok. Ya buralarda isyan çıkacak yani. Mecbur. Ya da bir 10 birim adamı burada isyan çıkmasın diye şey yapacağız. Ulan niye 10 asker gidiyor oraya da daha fazla gitmiyor, anlamadım ki. Arkadaşlar merhaba. Buradaki 10 adamı burayı garnizonlaması için bırakabilir miyim? Oo. Oy. Ulan isyanı tutması için bile sadece Avustralya tarafına 30 adam gerekiyormuş ya. Kaleleri tutma, uçak yerlerini tutma. Sadece naval base'leri ve diğer şeyleri tut, 12 adam bırakmam lazım diyor. Dur. Bunu niye biz bu orduya verdik? Sizin göreviniz değil ulan. Şuradaki 10 adamın göreviydi de. Dur. Şu ikiliyi de al. 15 adam. Bu 15 adama bir general verelim. Öyle alelade bir general versek de olur. Bu 15 adam buranın garnizonlama işlemini yapsın. Avustralya'yı elimizden geri alırlar diye değil de. Hani sadece isyan misyan çıkmasın, anladın mı?
Buranın kalelerini tutup ne yapacaksın? Uçak limanlarını falan tut yeter. Beyler bu herkesin görevi. Anlatabilmişizdir inşallah. Tamam. Tamam, onlar gidiyor. 45 birimlik tank ordusu. Oğlum dünyayı turlayıp gidiyor lan şeyler, gemiler. Vallahi dünyayı turlayıp gidiyorlar ha. Neyse. Avusturya'da çöktüğüne göre biz ufaktan bölümü sonlandıralım. İzlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere babuşlar. Bay bay.